Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere PlayStation 5 oyun kodu yetkisi DualSense için Tetris toplanın elime ulaştığını bildirmek istiyorum. Gerçekten önemli ve değerli bir ürün ve PS5 konsollar için hızlı bir şekilde çıktı. Bundan da çok mutluyum. Bugün burada şöyle bir şey de izah edeceğim sizlere. Şu ürün mesela Control Flag çok soranlar oluyor. Gerçekten işe yarıyor mu diyenler oluyor. Arkadaşlar gerçekten işe yarıyor. Mesela burada PlayStation 4 DualShock var. Bir adet mesela elimde açık Control Flag'ler var. Orijinal lisanslı. Bunların hamurları gerçekten çok iyi. Ve oyun oynarken bu yükselti sizin çok minik hassasiyetlerde analoglara dokunmanızı sağlıyor. Bununla ilgili bir video hazırlıyor olacağım sizlere. Bu minik dokunuşlarda çok etkili işler yapabiliyorsunuz. Ama bu gibi bir ürün kullanıyorsanız oyun içerisindeki hassasiyet ayarlarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili detayları veriyor olacağım. Aslında bugünkü videom sizlere orijinal denetleyicileri custom olarak editleyebiliriz. Bunu aslında bir bakıma anlatmaya çalışacağım. İşte nedir? Control Flag alabilirsiniz. Orijinal. Bu noktada yardımcı olabilirim. Daha sonra PS5 oyun kolları için, doğal sensör için tetik kitleri geldi. Bu gerçekten çok güzel bir set. İçerisinde yine analog yükselticileri de var. Tabi bunların hamuru bir Control Flag kadar iyi olmasa da yine var. Peki bu nedir? Ne işe yarar? Neden önemli? Hemen elimde bir tane, şu an bu videoyu çekmeye karar verdiğim anda elime geldi, bir tane Razer'ım vardı. Aslında bütün denetleyicilere sahibim ama şu an bunun üzerinden gideceğim. Mesela bu profesyonel bir e-spor oyuncu kolu. Genelde e-spor oyuncuları bunu kullanır. Yani nedir o? ESL'de turnuvalara giren, takımlarda oynayan oyuncular bu tarz kolları kullanıyorlar. Bunlar da şu kısımlarında tetik stopları var. Peki bu tetik stopları ne işe yarıyor? Bu görmüş olduğunuz tetik stopu mesela burada R2. Normalde atış etmek için kullandığımız tuş. Buna siz bastığınızda şu şekilde bir baskı yoruyor. Zamanla buraya geliyor. Belki birkaç saniye, belki bir salise sürüyor. Ama burada bunu kilitleyebilirsek, eğer ki şu manevrayı yaptığımızda tepki vermesini sağlayabilirsek silahlı oyunlarda daha başarılı atışlar ve daha hızlı tepkiler verebiliyoruz. O yüzden bu kolun üreticisi şuralara şöyle iki tane mandal koymuş. Bunları çektiğimiz zaman bakın bunlar kilitleniyor. Mandalı kapattığım zaman da sonuna kadar geliyor. Şimdi bu profesyonel bir denetleyici. Bu denetleyicideki bu özelliği biz PS5 ya da PS4 oyun koluna nasıl kazandırabiliriz? İşte böyle kitler almamız lazım. Bu kitler bunun için yapılıyor. Bu silahla burayı kilitleyip bu şekilde atış ettikten sonra hem bas çekler de çok daha seri ve oldukça hızlı tepki verebiliyorsunuz. Şimdi biz de PS5 oyun kolu için, DualSense için kitin kurulumunu yapacağız ve kullanımına geçeceğiz. Bakalım bir fark göreceğiz mi? Tabii bana yorumumu soruyorsanız bir fark kesinlikle göreceğiz. Evet, kutu içerisinden çıkan ürünlerimizi tekrar göstermek gerekirse iki tane analog yükselticimiz var. Bunlar gerçekten fena değiller. Ve birer tane de küçük yükselticilerimiz var. Bunlar neredeyse yokçasına ama şu görmüş olduğunuz tırtıklı yüzeyi elinizin kaymamasını sağlayacaktır. Daha sonra tetiklerimiz var. İki takım çıkıyor. Birer tane şöyle kısa temizleyip şuraya göstermek gerekirse arkadaşlar. Şöyle birer tane kısa, birer tane uzun tetikler çıkıyor. Şimdi bunları takalım ve oyun esnasında bakalım nasıl bir fark yapacak. Silahlı, ateşli silahlı oyunlarda nasıl bir hissiyat bize kazandıracak. Evet, takma işleme geçmeden önce hangisini takacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Ben uzun olanları tercih edeceğim. SCAF oyun kolu denetleyicisi kullananlar da bunu bilirler. SCAF'ta ve Thrustmaster'da da bu model var. Çift taraflı bant ile yapılmış geçmeli bir klip sistemimiz yok ne yazık ki. Büyük bir ihtimalle doğal sensörün R2 ve L2 tasarımlarından ötürü buralara bunlar geçmeli olmuyor ne yazık ki. Şu çift taraflı bantı sökerek yapıştırmamız gerekecek.
taktıktan sonra şu noktaya da şu şekilde bastırmanız gerekiyor. Şu kısmın tam anlamıyla içine oturması gerekiyor. Daha sonra bakın şu görmüş olduğunuz kısım şöyle sıfıra sıfır olarak görünecek. Evet, tetik kitlerinin takma işlemi bitti. Oldukça basitti. Takarken hiç zorlanmadım. Bunu herkes kolaylıkla yapabilir. Bu şekilde de bastırdıktan sonra tamamdır. Şimdi oynarken şu şekilde rahatça basabileceğim. Normalde şöyle durması gereken parmaklarınızı şuraya kadar rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Bu sayede daha iyi bir kavrama ve silahlarda daha hızlı bir tepki verme ya da daha iyi bir zamanlama yapmanızı sağlayacak. Bunun biraz sonra bir videoda size farkını gösteriyor olacağım. Ve bir de yükselticiler var. Bir de onları deneyelim bakalım. Evet, analog yükselticisini de taktım. No name ürün. Bu tabii bir kontrol frek kadar başarılı bir ürün olacağını sanmıyorum ama en azından bizim burada tetik stabu kitimizin içerisinden çıkıyor. Burada şimdi bir tanesini kısa bir tanesini uzun tercih ettim. Bunu neden yaptığımı açıklamak istiyorum. Bu kişi yani oyun oynarken karakteri hareket ettirmek için kullandığımız bölüm. Ya da spor oyunları oynuyorsanız zaten iki tarafını da bu şekilde küçükten yapmanız lazım. Ama silahlı atışlı oyunlar oynuyorsanız burasını her zaman yükseltmiş olması gerekiyor. Ama burayı yüksek oynuyorsanız oyun içerisindeki sağ analog ayarlarınız, sensitif ayarlarınızın da yüksek olması gerekiyor. Mesela burada L2 tuşuna basıp nişangah açtığımızda silahlarda bir hassasiyet oluyor. ADS hassasiyeti. Eğer böyle bir yükseltici kullanıyorsunuz onu yüksek oynamanız gerekiyor. Çünkü bu yükselticinin olayı şöyle minik, şöyle çok minik manevralar yapabilmenizi sağlıyor. Çünkü yukarıda kalıyor. Hassasiyet yüksek olacak ki bunu kontrol edebilirsiniz. Eğer hassasiyet düşük olursa bunları kullanamazsınız. Şimdi konsola bağlayalım. Bir bakalım nasıl bir hissiyat, nasıl bir tepki verecek. Bu şekilde siz de kendiniz kolaylıkla bu tetik paketini aldığınızda, tetik stabu paketini aldığınızda kolunuzu böyle custom bir modifiye yapmış olursunuz. Oldukça basit ve pratik arkadaşlar. Açıklama kısmına bununla ilgili link bırakıyor olacağım. Oradaki linki kullanarak alım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi testimizin diğer adımlarıyla devam edeceğiz. Evet şu an oyuna geçtim. Oyunu başlattım. Burada en büyük özellikten bir tanesi şunu size söylemek istiyorum. Önce bir terörist geldi. Şunu bir vurayım. Tamam. Şimdi böyle basacak yaptığınız zaman bu analog bu tuşun buraya değip geri gelmesinde oluşan bir zaman kaybı var ve yeterli hızda basacak yapamıyorsunuz. Genelde oyunlarda mesela R6'da basacak yapmak çok etkilidir. Şu şekilde sıkmak. Bakın şimdi bu parçayı taktıktan sonra nasıl bir etki ile ateş edebiliyorum. Mesela şurada duruyorum, ince kesiyorum şurayı. Basılı tutmuyorum. Basacak yapıyorum. Sanki basılı tutuyormuşçasına seri bir ateş ediyor. Bu etki sayesinde oyun esnasında bakın böyle daha sık mermiler gönderebiliyorsunuz. Aralıklı mermiler yollayabiliyorsunuz. Yani silah hiç olmadığı gibi bir tepki veriyor. Çünkü basacak yaptığınızda oluşan buradaki mesafe tamamen ortadan kalkmış durumda. Zaten silahın sesinden de bu oyunu oynayanlar bunun işe yaradığını bilir. Ayrıca bu sadece bu oyunlarda değil, diğer atışlı silahlı oyunlarda da işe yarıyor. Bilginiz olsun. Bakın eğimi hiç sekmiyor mesela.
Çünkü yükseltici de var. Tetiğe de hızlı tepki verdiğim için buradaki giriş gecikmesini tamamen kaybediyorum. Bastığım anda ateş ettiği için anulo yapmış olduğum şu hareketle bastığım anda kurşunu göndermesinden ötürü arada o yaşanan delay, yani delay olmuyor. O giriş gecikmesi olmuyor. Lag olmuyor. O yüzden eğimimi milimetrik açıda daha iyi kontrol edebiliyorum. Mesela çok daha uzak bir mesafe atış edeyim. Gördüğünüz gibi yani bu eğim şeması gerçekten güzel. Bayağı uzak bir mesafeye atış ediyorum ve basacak basacak yaparak da atış edebilirim. Şu şekilde. Gerçekten bir faydası ve farkı var. Eğer olur da alırsanız ben şu uzun olanları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Analog yükselticilerinde bu noktada gerçekten önemli bir etkisi var. Sevgili arkadaşlar, videomdan bu kadar. Ürünün açılışını, kullanımını, neden kullanıldığını, püf noktasının ne olduğunu ve oyun içindeki tepkisini sizlere gösterdiğimi düşünüyorum. Gerçekten profesyonel bir denetleyici almayacaksanız, kutu içerisinden çıkan yani konsolun kendi orijinal denetleyicisini kullanıyorsanız bu gibi custom düzenlemeler yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten bunlar oyun esnasında kaderinizi etkileyecek değişiklikler olacaktır. Bu arada bu görmüş olduğunuz renk normal orijinal renk değildir. Bunlarla da beğendiyseniz, eğer ki düşünüyorsanız böyle bir ürün de almayı hoşunuza gidiyorsa, yine videonun açıklama kısmına link bırakıyor olacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Vakit alıp izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Farklı videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.